Arkadaşlar merhaba. 3 Şubat 2021 Çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Altılı Ganyan tahminlerimizle beraberiz. Türkiye'deki bağlantıda olduğumuz uzman ekip arkadaşlarımız ile yaptığımız istişare sonucu biz de kendimizin de tabii ki katkılarıyla yaklaşık bir 4-5 kişilik konsorsiyum diyeyim size. Böyle bir çalışmayla devam ediyoruz vermeye bunları. Yani içinden size uygun olanları alabilirsiniz. Kendiniz daha iyi bir kupon bu şekilde planlayabilirsiniz tabii ki. Evet arkadaşlar, hemen sözü uzatmadan İstanbul'la ilgili görüşlerimize geçelim. Altılı Ganyan 3. koşuyla başlıyor. Biliyorsunuz İstanbul'da kum artık sentetik olarak devamlı. Maiden bir koşuyla başlıyor 3. koşu. 60 bin lira toplam, özür dilerim, 60 bin lira ağzımıza alışmış. 60 bin lira birinci ikramiye var. 4 yaşlı Araplar. Bakalım bu Maiden'dan çıkacak olan bu 9 safkanın içerisinde kim olacak? Biz burada arkadaşlar 4 malı Arda Boyun artık bu Vahdettin Kaplan'la Kaysbert yavrusu Maiden'dan çıkacağını tahmin ediyoruz, düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa. Tabi burada 4'ün akabinde 5 numaralı Benim Kayam ve 3 numaralı Anıl Prenses ve 9 numaralı da Safranbolu ilk kez koşacak olmasına rağmen Halis Karataş idaresinde her an günün sürprizini yapabilir diyelim. Evet, burada İlk ayağı 4, 5, 3 ve 9 olarak geçmek yeterli olarak görüyoruz. Tabii burada sizlerin de AGF oranları çıktıktan sonra atı varsa yazarsınız arkadaşlar. Burayı 4, 5, 3 ve 9 geçtik. Altılı Ganyan ikinci ayı 4. koşu satış 2 koşusuyla geçiyor. 4 ve yukarı yaşlı Araplar bir araya gelmişler. 2000 metre sentetik kumda. Bir adet de ekürlerimiz var. 1 ve 8 numaralı safkanlarda ekürler. Arkadaşlar burada biz bir tek kararı kıldık. Yani tekimizi bunda karar kıldık. Bu da 3 numaralı Sinanlı. Mehmet Kaya'nın bindiği. Bu grubun geçeceğini düşünüyoruz. Sinanlı'nın. Burada antrenör Engin Karataş'ın antrenörünü yaptığı bu safkan bu grubu yer diye düşünüyoruz. Ve 3 numarayı bank olarak öneriyoruz arkadaşlar. 5. koşu saat 19.30'da şartlı 5-4 yaşlı Araplar bir araya geliyorlar. Burada da 1200 metrelik bir kısa böyle tarzda bir koşu bizi bekliyor. 69 bin lira birinci ikramiye var. Arkadaşlar burada bu 7 tane safkan içerisinde 3 tane safkanı biz ayırt edemedik. Gerçi ben burada açıkçası Aynalı Çarşı'yı çok tutuyorum. Son birinciliği de gayet güzeldi. Tekrar da gelebilir. Ama biz burada, ya tabii ki Aynalı Çarşı'yı burada yazabilirsiniz ama 1 numaralı Orhun Kağan, Gökhan Kocakeli, 3 numaralı Altın Kaplı Halis Karataş'la ve 5 numaralı Ozgan Özcan Yıldırım'la bu şekilde biz buraya geçiyoruz. Yani 1, 3, 5 geçiyoruz. Tabii ki burada yeri olanlar Apranti, Dayna Kaya'nın bindiği Aynalı Çarşı'yı da ilave edebilirler tabii arkadaşlar. Evet, 5. koşudan 6. koşuya geçiyoruz. Altılı Ganyan'ın da 4. ayağı oluyor bu. Burada kısa vade 6, 3 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik kumda birinciye 80 bin liralık ikramiyenin olduğu bir koşu. Kısa vade altılar biraz tabii dikkat etmek lazım ama burada 4 tane attan size bahsedeceğiz. Buradaki ilk atımız 6 numaralı Strong Legs, Halis Karataş'ın bindiği. Gerçekten burada Blaze to Victory ile bir kapışması olmuştu onun. Burada da bir revanş söz konusu. Blaze to Victory revanşı almak isteyecektir Strong Legs'ten. Mümkün mü? Mümkün olabilir tabii ama bunun yanına da tabii ki 3 numaralı Megaloman Ayhan Kurşun'la ve 7 numaralı Vector'da burada arkalarından bir zorlama yapabilir.
Burayı 6-1-3 ve 7 şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. Evet, 7. kuşu altılık ayağımızın da 5. ayağını oluşturuyor. Maiden bir kuşu bu. 4 yaşlı Araplar hala Maiden'larda sürtüyorlar diyeceğim şimdi. 4 yaşlı Araplar arkadaşlar 60 bin lira birinci ikramiye var. 4 tane safkan burada önereceğiz size. Bu safkanlar içerisinde 4 numaralı kızım Ay Sima Gökhan Kocakaya ile birinciyle çok yakın bize göre. Bu turbo yavrusu dikkat diyoruz. 5 numaralı Malala Ayhan Kurşun'la. Bugün Ayhan Kurşun'dan ben en azından bir koşu bekliyorum gerçekten. 8 numaralı Şen Yüce ve 7 numaralı Memduha Hanım Mehmet Kaya ile arkadaşlar. Bu safkanları mutlaka yazın, hatta sizin atınız varsa yazın, ama bu 4 safkan bana göre tek gibi. Yani hepsi ayırmsız yazılmalı, artık bir tanesi içinden bir tanesinin meydana çıkacağına inanıyoruz bir aksilik olmazsa. Evet, 7. kuşudan şimdi 8. kuşa geçelim. Şartlı 5 bir kuşu. 4 ve yukarı İngilizler 1500 metre çıkacaklar. Günün saat 9'da gece son kuşusu bu. Arkadaşlar çok ters altlar gelebilir bugün, çok farklı şeyler olabilir. Hani güzel de bir ikramiye bırakabilir. Önemli olan sizin kesenize göre oynadığınız kuponların denk gelmesi size. Son ayak 3 tane safkan var. 6 numaralı Çirçus Gökhan Kocakaya ile ilk atımız. 9 numaralı Lakerda Halis Karataş'la ve 2 numaralı Sensizim Akın Sözen'le. Bizim burada seçimlerimiz bunlar. Tabii ki burada sizlerin de atı varsa bakın, ona göre bir ilave yapmak istiyorsanız ilave de yapabilirsiniz. Tabii burada genelde bu tip koşular mesela sürprizi Ahmet Çelikler yapıyor. Ahmet Çelik yapıyor. Belli olmuyor bazen Metin Hamedi bu tip koşularda sürprize çıkıyor. Dikkat etmek lazım. Burayı 6, 9 ve 2 olarak geçtik arkadaşlar. Dediğimiz gibi şu anda aktif halde olan bir web sitemiz var ve oradan da bu detayları görebiliyorsunuz. Oraya da bunlar işleniyor. Yabancı yarışlar olsun, Türk yarışları olsun. Şanlıurfa ve Bursa ve diğerleriyle ilgili tabii ki şu anda bir çalışma yapmıyoruz ama tabii ki yapacağız. Yalnız size çok kısaca bir şey anlatayım. Bizim YouTube kanalımızın yanında hemen bir yorumcu arkadaşın Şanlıurfa 2 Banko diye tahminci arkadaş, genç herhalde. Bir dinleyeyim dedim. Basınca dinlemeye başladım tabii. Genç arkadaş bir yerden bulmuş Şanlıurfa ile ilgili 2 Banko diyor. Arkadaşlar şöyle bir şey söyledi. Çok şok oldum açıkçası. 1250 tane üyesi var bu arkadaşın. Yani başarılar diliyorum yani mutlaka. Yani amacım eleştirmek değil ama şaşkınlık içerisindeyim. Şunu diyor. Ben diyor bu sektöre yeni başladım, bu işe. Ben diyor bugün mutlaka tahminlerim tutacak diyor. Beni takip etmeye devam edin diyor. Yani öğrendiği zaman herhalde tutturduğu zaman olacak ya da tutturduğunda öğrendiğini anlayacak herhalde. Anlayamadım. Ve 1250 kişi de bu arkadaşı takip ediyor. Gerçekten Türkiye'de nasıl bir tahminci zihniyeti var anlamış değilim. Ama tabii başarılar diliyorum tabii arkadaşa. Böyle bir denk geldi. Onu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet, web sitemize burada rahatlıkla üye olabiliyorsunuz. Yani sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz bu konuda da. Burada işleyen bir e-mailinizle kayıt olduğunuz takdirde, üye olduğunuz takdirde bu e-mailinize gelen linke tıklayarak rahatlıkla üye olabilirsiniz. Aktive etmeniz lazım yani. Kullanıcı adı ve password'ınıza girebiliyorsunuz. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Evet. İnşallah bu Gulfstream başlar çünkü gerçekten Perşembe günü programını biz şu anda başladık çalışmaya. Bakın bugün Salı. Salı gece 1 şu anda. Türkiye saatine göre 1 şu anda. Biz şu anda tabii 11 oluyor Almanya'da. Gulfstream çalışmaya başladık arkadaşlar. İnşallah Gulfstream'i verirler. Çünkü çok güzel Perşembe günü bir program var. İnşallah birçok kişinin yararlanacağını düşünüyoruz. Her şey gönlünüze göre olsun. Bol şanslar arkadaşlar.